ALB Menkul Değerlere gidelim. Enver Erkan olacak bu kez karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Altınla başlayalım, altınla başladık. Seninle öyle devam edelim. 1315 dolara kadar geldik. 1320'lerin üzerini görmüştük dün bu saatlerde. Hareketlenmeyi yaşamıştık. Bugün de korumaya çalışıyor bu seviyeleri. Ne dersin Enver? Senin bakışın, ALB'nin bakışı nasıl? Evet, önceki gün Fed'in piyasaları rahatlatan kararları altın için ilk itki dalgası olmuştu. Sonrasında siyasi riskin ve bölgesel risklerin yükselmeye başlamasıyla özellikle Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Irak'a gerekirse hava saldırısı düzenlenebileceğine yönelik söylemleri ve aynı zamanda Irak'a askeri danışman gönderileceği haberleriyle beraber altın yukarıya doğru hareketini devam ettirdi ve 1321 seviyesini test etti. 1321 seviyesinden bir kar realizasyonuyla altının 1314 seviyesine doğru gerilediğini görüyoruz. Burası şu anda önemli bir destek noktası durumunda. 1314 seviyesini aşağı yönlü kırılırsa altında anlamlı geri çekilmeler görebiliriz. Bu durumda da 1305 seviyesi altında hedeflenebilecek bir seviye olacaktır. Fakat 1314 seviyesinde kaldığı sürece bu yükselen trendte bir bayrak formasyonu. Dolayısıyla 1321 seviyesinin tekrardan test edilmesi durumu oluşabilir ve hafta içerisinde bu seviyenin yukarı yönlü kırılması ya da 1330 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Bu bakımdan önümüzdeki hafta siyasi gelişmeler altında dikkatli izlenecektir. Diğer taraftan Amerika tarafına baktığımızda özellikle birinci çeyrek büyüme revizyonu, PCE enflasyonu ve dayanıklı mal siparişleri gibi önemli verilerin açıklanacağını görüyoruz. Altında 1314 seviyesi ve 1321 seviyelerini dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Enver, Brent petrole bakalım. Yani 115 dolar dün görülmüştü. Yılbaşından bu yana en yüksek seviye, hatta 9 ayın en yüksek seviyesi diye anlatmıştık izleyicilerimize. Şu an 114.8 dolarda Brent petrolün varil fiyatı. Bugünkü petrol fiyatı ve bugünkü hareketlenme ve bundan sonrasına ilişkin petrol, özellikle Brent cephesinde bizi etkileyen cephe nasıl öngörüyorsun? Şimdi baktığımız zaman Brent petrolün teknik anlamda 115-65 seviyesi önemli bir direnç noktası. Bir miktar geri çekilmeyle beraber 114-115 dolar seviyesinin aşağısına doğru gerilediğini görsek de halen canlı kalan siyasi riskler nedeniyle Brent petrolde yön halen yukarı olarak görünüyor. Bu bağlamda 114-75 seviyesi üzerinde Brent petrol tutulmaya devam ederse 115-65 seviyesinin kırılıp kırılmaması önemli olacaktır. Ki burası kırılırsa hedeflenebilecek seviye hafta içerisinde 117 dolar olarak görünüyor Brent petrolde. Tabii ki bu siyasi durumla alakalı. Dolayısıyla siyasi boyutta özellikle Irak'taki çatışmalar bir üst boyuta taşınmazsa eğer Brent petrolde bir miktar geri çekilme görülebilir. Burada 114.75 seviyesinde 114.75 seviyesi aşağısında ilk geri çekilmelerin 113.80 seviyesine doğru olabileceğini düşünüyoruz. Enver, bir de dolar TL'ye bakalım. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı var 24 Haziran'da. Az önce Mehmet Ali Yıldırım Türk dedi ki Merkez Bankası faiz indirdiğinde dolar TL düşer çünkü o önceden fiyatlandı. Siz nasıl öngörüyorsunuz? Örneğin Merkez Bankası'ndan ne kadarlık bir faiz indirimi bekliyorsunuz? Ve bunun kurun üzerindeki etkisi nasıl olacak? Şu an tam da 2.14 seviyesindeyiz dolar TL'de. Tabii bu hafta Fed'in faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalmaya devam edeceğinin yönelik açıklamaları lira cephesini rahatlatmıştı. Şu anda lirada görülen yukarı hareket tamamen bölgesel risklerle alakalı bir durum. Dolayısıyla Irak'taki çatışmalar bir üst boyuta doğru taşınmazsa dolar TL'de yeniden aşağı yönlü hareket görebiliriz. 2.15 seviyesi yukarı yönlü kırılamadı. Burası önemli bir eşik. Dolayısıyla bu seviyeyi yukarı yönlü kırdıracak ekstrem bir gelişme olmadığı sürece dolar TL'de aşağı hareket öngörebiliriz. Merkez Bankası'nın ölçülü bir faiz indirimi yapması beklentiler dahilinde. Bu 50 bas puan veya 75 bas puan civarında olabilir. Bu fiyatların içerisinde, bunun fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer ki ölçülü bir faiz indirimi gelirse dolar TL'de yön aşağı olabilir. Ama eğer ki Merkez Bankası öngörülenden daha sert bir faiz indirimi yaparsa o zaman dolar TL'de siyasi risklerin de baskısıyla yeniden yukarı yönde baskılar oluşacaktır. Dolayısıyla 50-75 bas puan civarında bir faiz indirimi fiyatların içerisindedir. Piyasaları çok fazla sarsmayacaktır diye düşünüyoruz. Peki Enver, ben de çok teşekkür ediyorum sana. İyi hafta sonları diliyorum. Kolay gelsin ALB'deki arkadaşlar.